وعذبنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha? Dolarsınız bu oyunu değil mi? Onu sıkmaya başlarsınız. Betül'ün anadesini hayran edin sadece verinin içine. Vereyim mi? Vereyim mi? Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Antalya'dan geliyorsun. Antalya merkezden geliyorum. Seansının kayıt ve tüm yayın haklarını bize veriyor musun? Evet, veriyorum. Şimdi yaşadığınız sorunu kısaca bir özetleyin. Ne sorun yaşadın? Sizi buraya getiren şey ne? Şimdi kısa kısa notlar aldım hocam. Tamam, anlatalım. Oradan bakarak söyleyeceğim. 99 senesinde başladı. Evet. İlk önce yatağımızda ikizim var. İkiz kardeşimle beraber aynı sorunları yaşadık. Ayak ucumuzda, yatağımızda sürekli gıcır gıcır kumlar vardı. Onun dışında şuursuz ve anlamsız konuşmalar vardı. Konuşmalarımızın farkına varamıyorduk. Yani evin içinde bilinçsiz konuşuyorsun ama ne konuştuğunun farkında değilsin. Evet. Yatağında kumları buldun. Evet. Belki denize falan gitmişsindir de kumlu terliklerle gelip uyuyakalmışsindir. Değil. Çok denedik. Hayır ama şimdi bak siz Antalya'da yaşıyorum diyorsun. Kum var orada. Belki şortunda elbisende kum kaldı. Dağıldı. Hadi bir kere olsun. İki kere olsun. Sürekli aynen. Şimdi bak ne konuştuğunu bilmiyorsan herhalde kumla oraya geldiğinde bilmeyebilirsin yani. Takip ettik ama. Neyi takip ettin? Kumları. Ne konuştuğunu takip edemiyor, yani, kumları hayır, takip ettin? Hayır ya, bilinçsiz dediğim yani söylemek... Kumlar nereden doğru gelmiş? Kapıdan mı gelmiş, camdan? Söylemek istemediğimiz cümleleri bir kurmak saniye, anlamında. Kumlar kapıdan doğru mu gelmiş? Takip ettiğin izlerde camdan mı gelmiş? Belki ayaklarımda, parmaklarımın arasında. Değil. Duş nereden alıp gelmiş? Tertemiz yattığımız... Ha, nereden gelmiş kumlar? Bilmiyoruz. Peki nasıl takip ettin? Kumları takip etmedik. Yani nasıl diye. Yani kısacası size büyü yapıldığına kanaat getirdiniz. O bir süre öyle devam etti. Tamam. Yeni devresimler serip tamamen duş alıp tertemiz hiçbir yere basmadan yattığımız zaman dahi sabah vardı. Ayağımızda gıcır gıcır kumlar oluyordu yatağımızda. Çok ama... mu? Miktarı ne kadardı kumların? Yani bir avuç, üç tane, beş tane. Şöyle çarşafı ellediğiniz zaman tuz dökmüş gibi böyle onu silkeleyebiliyorduk aşağıya. Peki burada duralım. Kumların oraya gelme ihtimali nedir? Hangi sebeple gelir kumlar oraya? Ne şekilde gelebilir? Hiç bilemediğimiz için biz de... Neye yordunuz bunu? Biz de onu acaba dedik hani cinler periler mi getiriyor? Biri büyü mü yaptı? Ki biz böyle şeylere yani aklımızın ucundan bile geçmez böyle şeyler. Şaşırmaya başladık. Biz içine girdiniz. Biz bir hocaya yönlendirdiler. Hadi hocaya gittik. Hoca ne dedi? Hoca dedi, cinler getiriyor dedi. Kumlar cinler tarafından yatağınıza gidiyor. Niye? Hadi. Sizin size rahat batsın diye mi? Yani yatağı kumu cin getirdi. Kimisi kısmetiniz kapansın diye dedi. Kimisi bu aile içinde. Kumları gördüğünüzde kaç yaşındaydınız? Huzursuzluk olsun diye. 27 yaşında filandık. Şu an yaş kaç? Şu anda 40. Bugün itibariyle. Tamam, bugün doğum gününüz. Doğum günümüz. Peki. İster istemez böyle bir zannın ve şüphenin içine girdiniz. Girdik, evet. Hani hocalara gittiniz, size büyü yapmışlar. Cinler tarafından kum atıyorlar. Kısmetiniz böylece bağlanıyor. Dendi. Dendi, evet. Ya, çok da onları hani ciddiye almadık biz. Bu şekilde o devam etti. Tabii bir sene kadar devam etti. Ondan sonra kayboldu. Kum konusu kumlar kapandı. Kum yerine başka bir şey gelmeye başlamıştı o zaman. Onun yerine sürekli huzursuzluk, korku ve endişe halleri. Hani bir şey çaldı. Peki bu huzursuzluk, korku ve endişe halleri. Yani 27 yaşından daha önce de bende sizde vardı.
yani tedirginlik vardı. 95'lerden bir endişe hali vardı. Çok huzurlu ve rahat değildiniz. Çok mutlu değildiniz. Evet. Bu kumdan önce veya sonra değil. Yani daha evveliyatında. Yani ergenliğinize başladığınızdan, girdiğinizden beri. Aynen. Bir negatiflik kendi üzerinizde hissediyorsunuz. Topluma tam anlamıyla giremiyorsunuz. Girseniz bile yanlış kapılardan giriyorsunuz. Evet. İslam'ı yaşamak istiyorsunuz. İnanç var ama adım atamıyorsunuz. Uygulama yaşayamıyorsunuz. Yok. Uygulamaya geçemiyorsunuz. Allah'tan korkuyorsunuz. Cehennemden korkuyorsunuz. Ama cenneti kazanmak için hiçbir şey yapamadınız. Bir şey de yapamadık. Tam tarif bu mu? Kilitlendik, ben kaldık. Ben size orada yazarak anlatmak istediğiniz tarif tam olarak bu mu? Bu. Evin içinde sürekli huzursuzluk. Yani şu 5 sene öncesine kadar hep kavga gürültü anne baba arasında. Bizim ettiğimiz bir cümle hemen büyüyor. Hiç ummadığımız küçücük bir şey, tartışma. Şimdi enteresan bir olay var. Biraz önce bahsettiniz. 3 kız kardeşsiniz. Evet. En büyüğünüz evlendi. Fakat evlendi de ne oldu? Basiretsiz ve mürvetsiz bir evlilik gerçekleşti. Evet. Ve 15 sene boyunca evlendiği eşi dediniz. 15 yıllık mı evli? 20 olmuştur. 20 yıllık bir evlilikte hiç birlikte olamadıklarını söylediniz. Evet. Bu bir basiretsizlik aslında. Yani bir neslin ve soyun kesik olması, devam etmemesi. Böyle bir sorun. Peki hiç düşündünüz mü? Ya biz 3 kız kardeşiz. Acaba bizim soyumuzdan gelen bir basiretsizlik, bir mürvetsizlik var mı da bizi etkiliyor? Çünkü bu sizde öyle, siz evlenemiyorsunuz. Kardeşiniz, ikiziniz çok geç evlendi, 7 ay önce evlendi. Daha, evet, onda da yine olmadı. Aynı sorunlar var, eş kaynaklı. Yani mürvete gitseniz ayrı bir sorun. Gitmeseniz ayrı bir sorun. Ayrı bir sorun. Ama kesinlikle bir mürveti görememe olayı var. Bu net en büyük sorun bence bu. Evet. İkincisi, bu yaşadığınız dönem içerisinde ablanız da bence namaz kılıyor. Ablam hiç o taraflı değil. Yani dine hiçbir adım atamıyor. Atamıyor. Siz biraz daha inançlısınız. Ama siz de uygulamaya geçiremiyorsunuz. Evet. Videoları izlediniz. Evet. Baktınız ki orada bazı şeytanlar insanların bedenlerinde cehenneme götürdüğünü görünce acaba biz de mi gidiyoruz deyip panikleyerek buraya geldiniz. Ama dinimizi bildiğimizi zannederek aslında o küçük detaylarda, hı-hı, yakalanmışız. O küçük ayrıntılarda saklıymış bizim günaha girmemiz. Anne baba kavga ettiği zaman, araya girdiğimiz zaman kardeşimi, yani kardeşim ayırmak için girdiği zaman babam boğazından alırdı kardeşimi, döverdi. Onun boğazını sıkmasın diye ben babayı iterdim. Bu sefer bana gelirdi. Ben yani fiili bir kavgalar. Evet, bir çok arbedeler olurdu evet. Aile içerisinde. Evet. Çok itiş kakışlar olurdu. Ben peki mesela işte bu itiş kakışlarla işte bilmeden itiş kakış olarak sürmeyecek tabii. Şimdi şunu gördünüz aslında. Yani şeytanın tuzakları nasıl çalıştırdığını, sizin nasıl tuzağa düştüğünüzü fark ettiniz. Şimdi bir evde kavga ve huzursuzluk varsa, büyük büyüklüğünü bilmiyor, küçük küçüklüğünü bilmiyor. Aynen. Ne oldu? Anne baba beddua, belayı ve laneti okudu. Onlar hiç okumaz da biz siz onları okudunuz. Lanet olsun böyle anne babaya. Heh. Lanet olsun doğurduğunuz güne çok diyerek bunu hocam yaptınız. Ve dolayısıyla bilmeden ana babaya lanet okuyan lanetlenir. Lanetlenen insanda mürvet olmaz. Olsa da başına bir bela olur. Ama bizim özlediğimiz bir aile ortamını yaratamadıkları için kahrettik böyle. O kadar üzgün ve mutsuz büyüdük şu son 6 seneye kadar. Şu an hala biraz ayrıldınız. Şu an anne babayla birlikte mi kalıyorsunuz? Ben evet, bekar olduğum için onlarla beraberim. Peki, ama aynı arbedelerle aynı sorunlar devam ediyor mu? Biraz daha sakinledi belki. Kavga yok, sessiz bir soğukluk var sadece. Videoları ne kadar zamandır izlediniz bizim seans videolarımızı? Ben 9 ay olacak. 9 aydır takip ediyorsun. 9 aydır neden de erken gelmeyi düşünemedin? Gelemedim. Gelmeye yönlendiğin anda seni sıkan, böyle gelmeni engelleyen bir güç, bir enerji açığa çıktı mı sende? Evet.
Nefes alamazdım, daralırdım. Anneme nasıl söyleyeceğim? İşe gitmem gerek, param yok. İşe girdiğim zaman bir ay, iki ay tutunabiliyorum. Niye? Sen bir güvenlik görevlisi değil mi meslek? Evet. Güvenlik görevlisi olarak yani bir kendini şeytana karşı güvende hissedip gelemedin mi? Bir kendimin güvenliğini sağlayamadım hocam. Onun bir dışında... Bir durumu inceleyelim inşallah. Evet. Ona göre bir çalışma yapalım. Onun dışında tamamen şey var hocam. Uyku bozukluğu. Bu da... 20. Peki bu sizde daha erken yaşlarda başlamış olabilir mi? Evet, onun farkındayız. 8, 9, 10, 11, 12, 13 yaşlarında kendinizi bir huzursuzluk sendromu içerisinde bulup böyle bir mutsuzluğun içinde hissettiğiniz oldu mu? Hocam 12, 10, 13 yaş mı oluyor artık ortaokul zamanları hatırlamıyorum. Ortaokuldayken arkadaşlarımız kaçıp eğlenmeye giderken, kafelere giderken biz kardeşimle beraber eve gidiversek de uyusak, bizde bir uyku, gündüzleri uyuma hastalığı, böyle uyurduk gündüzleri. Gece dediniz miydi, sabaha kadar da ayaktayız. Mesela dün 7'de kalktım ben, akşam 7'de. Hala uyku yok, döndü, şimdi bugün oldu. Bu, yani dursak 2 gün, 3 gün durabiliyoruz uyumadan. Ama şuurumuz yok artık, yani öyle oluyor. Uyku yok, geceleri kesinlikle uyku yok. Anladım. Uyuyamama var. Hafıza tamamen yok. Unutkanlık son haddede. Dikkat dağınıklığı. Yani birisi geliyor. Peki sizce videoları izlediğinizde insanların vücutlarında şeytan, cin, ifrit veya negatif enerji denilen varlıkların konuştuklarına şahit oldunuz. Evet. Buraya gelirken ya acaba bende de var mı? Lisanımdan bir şeytan çıkar da merhaba Erol Hoca, ben bu kadını getiremedim buraya. Bu kadın zorla geldi der mi diye düşündüm. Çok düşündüm. Öyle bir şey olursa da çok şaşıracağım vallahi. Yani acaba var mı diye bir endişe içerisindesin. Tabii. Ama bakalım var mı? Ama seyrettiklerimi yani gerçekten hani rol yapıyorlar mı diye böyle çok dikkat ettim. Ama birisi yapsa öbürü yani hadi bir arkadaşını bulup getirse. 200 kişi nasıl rol yapacak yani Türkiye'deki bütün sinema sanatçılarını oraya koyup rol yaptırmak lazım ki o roller de öyle çok basit roller değil. Erol bazı Hoca anlar geliyor ki mesela yeni bir seans çektik. Kadının ağzı yanındaydı, kızın ağzı yani. Böyle bir olay yok. Hani dedim bir arkadaş getirsin rol yapsın, iki arkadaş getirsin. Ne oluyor ya oldum böyle ben. Bir yani, Yavuz'u çekme ihtiyacı hissettiniz şeytandan. Çektim ve çekmek daha da istiyorum inşallah. İnşallah. Şeytandan Yavuz'u çekebilirsek birlikte. İnşallah. Yani bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde geldik bugünlere. Evet, bir muayene edelim bakalım. Hayırlısıyla. Evet. Bir kat bakalım ya. Bir vücut çekimlerini bir kontrol edin Yavuz. Şöyle şurada. Dişçiler ayakları. Herkes. Sırtından bir akım hissetti. Serbest bırak, kendini sıkma. Relax. Şöyle serbest bir sistem tutarız. Tamam. Bu sorun üç kardeşi de ilgilendiren bir sorun. Yani sende ne varsa sendekinin aynısı onda. Ondakinin aynısı sende. Biraz daha aşağıdan tutuyor sen. Yani kürekten, kürekle aşağısı. Anne çok tehlikeli. Dik durun. Baba da bir o kadar tehlikeli. Tam küreklerden tut bakalım yavrum. Bilmeden bizi mahvettiler. Belki bilmeden siz kendinizi mahvettiniz. Biz değiliz. Aşağıdan tut tam. Evet. Evet. Akçinlerini mesleyelim. Tutmayacağız.
En net buradan. Hem anneye hem babaya el kaldırma fiilini işlemiş. Bu bir dövmesi cinayet. Dövmesi diye böyle yaptı. Fark etmez. Bu bir cinayet kadar manevi bir suç. Bir ağırlık. Bilmiyorum. Ve bu bir kızda ya da erkekte mürüvveti kesmek için en güçlü etkendir. Hukuku valideyneri ayetsizlik yapan mürüvveti görmek gibi bir şansı ve ihtimali yok. Evlense dahi kesinlikle evlendiği insandan zulüm görmek için Allah o evliliği ona müsaade etmiştir. Yani evlense dahi ya zulüm görecek, ya gelinin biri onunla evlenecek, ya hayatı ona zindan edecek. Bu böyle bir şey. Siz orada anne baba arbede yaşarken, birbirlerini yerken, bu arada siz kader çarklarının arasına ellerinizi uzattınız. Ana baba kavga ediyorsa size ne? Çekilin odanıza. Size mi sorup evlendiler? Size mi sorup dünyaya getirdiler? Hiç karışmayacaksınız. Yani hukukta ana baba kavga ederken birbirlerini ısırsalar, dişleseler hiç karışmayacaksınız. Çekileceksiniz odanıza. İşte onun bilincinde olmadan. Çünkü birini tutsan ona el kaldırmaya girer. Diğerini tutsan ona el kaldırmaya girer. Şimdi iki tane komutan kavga etse, asker çıksa, dedi ki sen otur şuraya, sen otur. Kim cezayı alır? Asker alır. Anladın mı? Veya tutsa çekse, üste el hareketi yapmaktan tak içeri atarlar. Bu böyle bir şey. Yani orada sizin müdahale şeyiniz yok, hiçbir şey. İşte onun bilincini farkında değildik yani, nasıl bilmiyorum ya. Ama siz ama yıllardır o arbedenin içerisinde onu da azarladın, onu da azarladın. Sen. Sonradan bu olay sende arttı. Onları bu olaylarından dolayı azarlamaya ve kınamaya başladın. En büyük çarpılmayı da orada aldın. Kınadın. Anladın mı? Kınadın. Yüzlerine değil belki de hani kendi kendime yapmışım. Yüzlerine karşı hiç saygısızlık yapmadım. Kaç kere lanet okumuşumdur anne babaya? Ha, odamın içinde çok tepindim bağırarak, o başka. Peki odanın içinde tepinip bağırırken, lanet okurken, lanet okuduğun odaya şeytanların her şekilde o odada tasarruf sahibi olacağını bilmiyordum. Kumu da getireceğini, leşi de getireceğini, her şeyi o odaya, her şekilde seni zanna düşüreceğini hiç düşünmedin. Ki sen verdin şeytana ruhsatı. O kumları getirdi, seni bir de zanna ve şüpheye sokarak bir de öyle iftira günahını sırtına bitti. Lanet okunan evler, lanet okunan odalar, lanet okunan meskenler şeytanların meskenleridir. Lanetlenen evler diyoruz. İşte. Orada lanet okuduğun için öf, orada ruhsat alıyor. Yoksa dışarıdan mesela ne oraya biri kumu getirebilir, ne sokabilir ama sen tabii o evi lanetleyerek şeytana ruhsat verdin. Doğru. Sonra kendine lanet okumaya başladın. Hayata, yaşamaya, her şey. Doğduğum güne, ayda veya bugün neyin bugün de doğduğum günü, gün. Temizleyelim bugünü. İnşallah. İşte bakalım. Bilinçsizlik, bilmemek. İnşallah bilinçleneceğiz hep birlikte. Hep birlikte. Evet. Şimdi sen seansın yayın hakkını verecek, o verecek. Nasıl tövbe yapıldığını insanlar görecek. Otur bakalım. Yavaş yavaş bilinçleneceğiz inşallah. Bilinçlenmeye devam. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme inneke me yutum ve innehum me yidin inneke me yutum ve innehum me yidin.
sened ve cenib-i şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilin kesiri vel cinni şeytani ma şedîga. Allah'ın hıs ve kudreti adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyor müfit kadının lisanına gel çıkar ya. Allah Rahman Rahim Fert Hay Kayyum Hakem Adıl Kuddüs sinleri adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyor yukarıya çık. Senedü ve cenib şefaati ve ma halaka bil kuntum vel ecmaulün cemilin kesir vel cinni şeytani ma şedîga. Ma şedîga, ma şedîga, ma şedîga. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. Hiçbir şey hissetmiyorsun ben okurken. Relax bir şekilde duruyorsun. Doğru mu? Etkilenmiyorsun da. Tamam. Biraz tövbeleri falan yaptın zannediyorum. Yaptım. Ya benim yayınladığım seanslardaki tövbe ve istiğfarları yaptın. Böyle okuduğun lanetlerden falan tövbe ettin mi? Hepsini tek tek yaptın mı? Ettim. Siz yaptırırken ben hep tekrarladım. Gidiyorum başında. İşte o tövbeleri yaptığın için çok fazla enerjiyi biraz düşürmüşsün vücudunda. Ama hala akım var. Öfke oluşuyor mu bana karşı? Sinir. He? Vurma isteği var mı böyle? Genelde isyan ederken böyle ellerini sıkıyor muydun? Böyle sıkma adeti var mı sende? Kızdığın zaman. Varmıştır. Bu tövbeleri yapmış bunda hayatta konuşması. Sadece geriliyor. Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin namme. Suyunun adayıp da yerine getiremedi. Adan yerine geçmesin. Niyet edin. Bugün bir tane kaç kez türelim. Annesinin, babasının, soyundan ölmüş ve sağ olanların. Adayıp da yerine getiremedikleri koç adamın yerine geçmesin niyet edin. Bir tane koç kestirelim mi? He? Ne dersin? İki tane kestirelim mi? Hı? Bir tane mi kestirelim mi? İki tane. Koçu kesince kız kardeşindeki kız kardeşin de birlikte cehenneme gitmek ister misin? He? İster misin? Sen de biliyorsun ki benim kadar sen oradasın. Doğduğundan beri oradasın. İstediğin gibi yönlendirdin. Öyle değil mi? Her başlangıcın bir sonu vardır. Senin de sonun kaderin buraya geldiği gün. Lanet okuttun, olmadı. Anaya babaya el kaldırttın, olmadı. İsyan ettirdin, olmadı. Öyle ya da böyle dua 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 sonunda geldi bizi burada buldu. Anladın mı? Kestirelim bu koşukları. Soyunun, anne babasının, anne babasının anne babalarının adayıp da yerine getiremedikleri koçları kestirelim. Ve soyunun başkalarına yaptığı kınama ve iftiralardan ve suizanlardan anne babasının adına, kadına bir de kısas yaptıralım yapalım. Ne dersin? Hı? Kınadıkları şey başına geliyor ya. İster misin? Bir de o arada anne baba kavga ederken araya gidip onları itmesinden, bağırmasından hukuku valideyni çiğnemeden bir had cezası uyguluyorum mu? Geriye ne kaldı oğlum? He? Geriye ne kaldı? Geriye ne kaldı? Hı? Yapalım mı? Ne yapacaksın ondan sonra? Ondan sonra ne yapacaksın? Hayvanın boynuna bıçak vurduğunda ne yapacaksın? He? Söylesene. Ne yapacaksın? Euzu bi kelimetillahi tammeti min külli şeytani ve hammeti ve min külli aynin namme. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyin azim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ya settar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Anneannesinin, annesinin anne babasının, babasının anne babasının kabirlerinde ziyaret etsin mi? Onların kabirlerini kadın tek tek ziyaret edip, annesi babasını da yanına alıp, onları öldükleri her yıl için cinas bir Fatiha okusun mu? Ne dersin? Ne güzel olur değil mi? Hı? Hepsini tek tek geçsin. Annesi babasıyla cuma günü kabir ziyareti yapsın dedikleri her yıl için onlara 300 adet bir Fatiha okusun. Onlar da okusunlar. Kabirleri başında helalleşsinler. Ana baba evlatlarının nübüvvetini göremediğine göre onlar da kendi ana babalarının hukukuna yeterince riayet etmemişlerdir değil mi? He? Öyle değil midir? He? Yapsınlar mı? Oğullarına bir de Yasin okusunlar, bir de sadaka versinler onların hayrına. İşin sonunda bir vet var ya, bir de onların hayrına oruç tutarlar. Ne olacak ondan sonra? Ne kaldı geriye düşündü? Tuzak, 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 tuzak. Tövbe, dua, tövbe, dua, tövbe, dua. Öyle değil mi? Konuşacağız mı? Yoksa tek tek vücuda aldıkları öldürmeye başlayalım mı? Hangisi? He? Önce ellerindeki çocuklarını alayım mı? Önce onları öldüreyim mi? Ne dersin? Ben konuşurken bile istenmiş elleri kasılıyor ya. Önce onları alayım mı? He? Alayım mı? Ne dersin? Oradan başlayalım mı? Hı? Konuşacak mısın? Yoksa seansa başlayalım. He? El cevap? El cevap? Ben konuşurken içinden bir şey konuşuyor mu? Son 10 dakikadır konuşurken. Konuşuyor gibi. He? Benim düşüncem değilse konuşuyor gibi. İçinden cevap veriyor. Bir korku hissi gibi sanki. Her söylediğimde. Bastırılmış bir şey. Yap. Gidebilir mi ki? Gidemez. Gitsin. Hayır, gidemez gibi. Ha. Gidemez. Yapamaz. Annem, anneyle baba alıp da yan yana gidemez. Gibi bir şey geçti böyle. Yani kabire gidemez. Gidemez. Diye geçti. Geçti. Nasıl olsa gidemez. Koç olayında kesemez. Gibi geçti mi? Çok az böyle. Ha. Kesemez gibi. Ha, gibi evet. Yapamazlar. Hep olumsuz bir şey. Negatif bir cevaplar hep böyle. Kısas ve had cezası deyince sadece korku hissi mi geliyor? Ha, şuram şu. Mesela kollarındakini alayım mı dediğim zaman en son ne hissettin? Bomboş, yani böyle yap da görelim gibi bir şey oldu sanki böyle. Böyle bir şey var. Aç ellerini bakalım, bir istiğfar yaptıralım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Anne babama. Anne babama. Hayata. Hayata. Yaşamaya. Yaşamaya. Var olmaya. Var olmaya. Doğduğum güne. Doğduğum güne. Okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Euzubillahimineşşeytanirracim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım, anne babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anne ve babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et duaya. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme babama okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Ne hissediyorsun bu dua yaparken? Önce bir ağlamak geldi. Ondan sonra komiğime gitti, gülesim geldi. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayata okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, hayata ve kendime okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneme... Allah'ım, dünyaya geldiğim güne... Allah'ım, dünyaya geldiğim güne... Hayatıma... Hayatıma... Ve varlığıma okuduğum lanetten gelen... Ve varlığıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, hayatıma... Dünyaya geldiğim güne... Dünyaya geldiğim güne... Hayatıma... Hayatıma... Ve varlığıma okuduğum... Ve varlığıma okuduğum lanetten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, dünyaya gelmeye... Allah'ım, kendime ve hayata okuduğum bütün lanetlerden sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve... kendime ve... Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum bütün lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum lanetlerden gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayata gelmeye okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum bütün lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum bütün lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayata okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kendime ve hayatıma okuduğum lanetlerden gelen şeytandan sığınırım. Zorlanıyor musun bunu yaparken? Toparlayamıyorum. Kasılıyorum, ağlaması geliyor mu? Şuralarım tamamen böyle şu anda. Sımsıkıyım. Gelmiş olacaksa. Sımsıkıyım şu anda. Şurası böyle. Allah'ım, annem baban, anne babaları sağ mı? Çok şükür sağ. Anne babanın anne babaları? Hayır. Anneannen deden öldü. Öldü. Babaannen deden öldü. Öldü. Annenin anne babasıyla sorunu var mıydı? Yoktu. Peki annenin kayınvalidesiyle sorunu var mıydı? Kayınvalidenin annemle sorunu vardı ama annem ona hiç cevap vermezdi. Beddua eder miydi kayınvalide? O çok eder, çok uğraşırdı annemle. Allah'ım. Allah'ım. Babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Onun günahlarını affeyle. Onun günahlarını affeyle. Bir daha söyle. Allah'ım, babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Huzura kavuştur. Onun günahlarını affeyle. Onun günahlarını affeyle. Devam et. Allah'ım, babaannemin ruhunu huzura kavuştur. Onun günahlarını affeyle. Allah'ım, babaannemin günahlarını bağışla. Onun ruhunu huzura kavuştur. Allah'ım, babaannemin Allah'ım, babaannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını affeyle. Allah'ım, babaannemin ruhunu huzura kavuştur, günahlarını bağışla. 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 Allah'ım. Allah'ım. Ben babaannemin ve dedemin Ben babaannemin ve dedemin işlediği bütün günahlar için
işlediğim bütün günahlar için. Ve hatalar için. Ve hatalar için. Onların adına. Onların adına. Sana tövbe ettim, estağfurullah ya Gaffar. Sana tövbe ettim, estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya Gaffar. Tövbe ettim, estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Tövbe ettim, estağfurullah ya Gaffar. 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 Tövbe ettim. Allah'ım. Allah'ım. Babaannemin. Babaannemin. Dedemin. Dedemin. Anneannemin. Anneannemin. Ve eşinin. Ve eşinin. Ve anne babamın. Ve anne babamın. Ve benim. Ve benim. Başkalarına yaptığımız. Başkalarına yaptığımız. Ve yaptıkları. Ve yaptıkları. Kınamalardan gelen şeytandan sana sığınırım. Kınamalardan gelen şeytanlardan sana sığınırım. Allah'ım, kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım, kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, başkalarını 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 kınamaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumdan gelenlerin başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda etkileniyor musun? Hayır. Cümleyi toparlayamıyorum. Çok basit cümle aslında. Benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak kalben, bir daha söyle. Benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarını kınamasından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, iftira, benim ve soyumun başkalarına yaptığımız iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarına yaptığı iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarına yaptığımız iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, benim ve soyumun başkalarına yaptığımız iftiradan gelen şeytandan sana sığınırım. Soy da, şimdi cinler tuzağa düşürdüğünde, lanet okuduğunda hemen büyü zanlı oluşturmak için direkt iftiraya, iftira tuzağına düşürmeye çalıştıklarına göre demek ki soy da bu iftiraya ve bir başkalarının günahını almaya sebep olan iftiralar oluştu demektir. Evet. Anne,
zaman zaman bize şu büyü yaptı, bu büyü yaptı, şöyle oldu falan diye bazı sözler duydun mu annenden? Hayır. Annem bilakis inanmaz, şey yapmaz. Peki size büyü mü yaptılar da böyle oldu falan dediğini duydun mu hiç? Hayır. Peki baban böyle dedi mi hiç? Hayır. Peki annen de başkalarını böyle evlenemeyenlere, evde kalanlara, şunlara bunlara böyle kınadığına şahit oldu mu? Hiç asla anne baba kimseyi kınamaz. Herkes de çok iyi geçinirler. Bir kendileri geçinemezler. Zararımız kendimiz. Geçinemeyenleri hiç kınarlar mı? Hayır asla. E peki iyi olmalarını ister. Tamam da yani niye birbirlerini yiyorlar o zaman? Para. Yani babam hani tutumlu olmaz, idare etmesini bilmediği için. Bütün kavga para mı? Evet, her vur parmağı savurduğu için. Peki babanın maddi durumu iyi miydi? Hayır, babam memnun, emeklisi. Neden para yüzünden kavga ediyor? Öyle o kadar çok şiddetli. Yani... Annem biraz paracı mı? Değil, o idareli. Baba da biraz iktisatsız. Fatura tarihi gelmiş geçmiş önemsemez, umurunda olmaz. Anne onun vaktini tutmaya çalışır. Odur tartışma, yoksa birbirlerini de severler yani. Bakalım şimdi. Çekim var mı? Herhangi bir şey hissetmiyorsun şu an. Hayır. Sağdan kontrol, soldan. Soldan da yok. Süreklerden tuz. Evet, gayet güzel. Daha iyisin şu an. Çok iyi. Vücut olarak nasıl hissediyorsun? Yani biraz önce seansa aldığımız ana yerde otursana bir dakika. Şimdi vücuttaki enerji, bir temizleme operasyonu yaptık. Biraz atraksiyon yaşadın ama önemli değil. Şu an vücut olarak yani kendi vücudunu buraya geldiğindeki korku endişe haliyle şu an kendi vücudunu tarif ettiğinde ruhen nasıl tarif edebiliyorsun? Çok özgür ve ferah. Kasılma yok. İçimde bir endişe, korku yok. Kollarında isten dışı böyle yumruklarını sıkarak bir kasılma vardı. Evet, o yok. O geçti. Yani bir de bunu mesela sanki kendi biyolojik yapı olarak düşünüyordun zannediyorum. Evet. İsten dışı böyle ellerinde bir enerji sürekli sıkıyordu. Sürekli, evet. Özellikle geceleri yatarken sürekli yumruk halindeydi. Normal gündelik hayatında da sıkıyordun ama. Gündelik yani hayatımda da ellerim sürekli, evet. Gergin, kapalı, kaslar, şey böyle gergin. Şu an iyi hissediyorsun? Relax şu an. Relax hissediyorsun. Şey çok, artık bir şey çalmış gibi hissetmiyorum kendimi. Yani suçlu gibi. Bir suçlu gibi hissetmiyorum, evet. Sürekli bir endişe, bir şey mi olacak? Bir tedirginlik. Ya sürekli bir panik atak hali var sende. Evet, evet, panik atak. Şu an yok. Şu anda yok. Çok hakikaten rahatım. İyi geldi burada yani. Burada seyreden arkadaşlar varsa gerçekten tavsiye ediyorum. Ben inanmıyordum arkadaşlar. Gördüm, yaşadım, inanıyorum ve kesinlikle de bu rol değil, tiyatro değil, gerçek. İnşallah şu verdiğimiz reçeteyle güzel bir şekilde uygularsan. Üzerinde zannetmiyorum bir kötü enerji olsun. 9 ay takip ettik, gelmeye çalıştık ama sonunda gelebildi. Gelinceye kadar bayağı bir vücudunda bir enerji hissettim. Belki yoldan geri dönmeyi de çok düşünmüş olabilirsin. Lisan'da herhangi bir enerji konuşmadı. Çünkü tövbeleri yaparak geldim buraya. Vücut içinde sadece bir vesvese ve şüphe hali sürekli vardı. Evet. Şu anda seslerin kesildiğini fark edebiliyor musun? Evet. Bir şey ben söylediğim zaman o cümle arka arkaya içinde tekrarlardı. Biri, bunu da sen doğal yapın olarak düşünüyorsun evet, belki de. Evet, acaba ben mi diyorum? Mesela haberlerde bir cümle geçtim, o cümle sürekli beynimde o cümle. Hı hı. Bir şey duyayım, o cümle.
Tekrar 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 içimde o ses. Ben bir cümle söyleyeyim birisine, o cümleyi sürekli dedim yaptım. Öyle öyle aynı cümle yankılıyor içimde. Sürekli tekrar ediyordu yani. Evet. Şu anda bir tekrar oldu. Yok içimde, çok şükür. Bir yana geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'uyla beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur.